Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda mesafe sensörü kullanımından bahsedeceğim. Hemen çalışmamıza geçelim. Sağ tarafta mesafe sensörü olarak şu şekilde sensörümüzü alıp yerleştiriyoruz. Yalnız burada şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz mesafe sensörünün bacağı 3 tane. Bir tanesi GND hattına bağlanıyor. Ortadaki 5 volta ve sinyal aldığımız kısımda 7 numaralı pine bağlıyoruz. Tabii ki gerçekte bizim mesafe sensörlerimiz farklı model olduğu için onlarda 4 tane bacak var. Orada eko ve trik pinlerimiz var. Tabii ki Tinkercad programında sitesinde mesafe sensörü olarak bu olduğu için çalışmalarımızı 3 bacak üzerinden yapacağız. Bu şekilde anlatacağız. Ben size yine kodlama kısmında diğer sensörü de anlatmaya çalışacağım. Çünkü orada HC04 modeli kullanılıyor, 4 bacaklı. Ona dikkat edelim. Ama sizler internet üzerinden yapıyorsanız çalışma mantığı kodların birbirine yakın. Evet, kodlarımıza gelelim. Öncelikle santimetre ve süre isminde değişken atadık. Bunlara değer vermedik. Sinyal kısmı 7 numaralı bacağa taktığımız için trik pin 7 diye bu şekilde hemen numara verdim. Burada eğer siz diğer sensörü kullanıyorsanız burada bir değişken daha eko pin isminde bir değişken vermeniz gerekiyor. Ben tabii ki şu an trik pin ismini verdim. İsterseniz trik pin demenize gerek yok. Sadece pin derseniz de olur. Ancak ben konuyu daha iyi anlatmak için eko pin, trik pin diye ayırdım. Setup komutuna gelelim. Setup komutunda ise eğer diğer sensörden varsa eko ve trik pinlerimiz varsa onlardan birini çıkış, birini de ne yapmamız lazım? Giriş olarak almamız gerekiyor. Yani burada baktığımız zaman şu kısmı, yani şu tırnakları kaldırdığımız zaman kodlarımız çalışacaktır. Fakat şimdi bunlar bende olmadığı için, tek bacak olduğu için bu şekilde tanım yapmadım. İsterseniz buradaki trik pini de çıkış olarak alabilirsiniz ama ben şurada loop fonksiyonu kısmında çıkış olarak aldığım için tekrar setup fonksiyonuna yazmadım. Gerek görmedim. Buna dikkat edelim. Daha sonra serial begin 9600, yani serial monitörle bağlantımızı yapmak için kullanıyoruz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bakın, eco pin input yani giriş. Trik pin ise çıkış olarak aldık. Normalde eğer 4 bacaklılarda buna dikkat edelim. Yani biz buradan dijital olarak output aldığımız zaman trik pine çıkıyor. Yani mesafe sensörüne mesela elektrik veriyoruz gibi düşünelim. Daha sonra buradan sinyaller çıkıyor. Eco pin ise input yani sinyalleri çekip daha sonra dijital kısmından da kartın içine veriyor gibi düşünebiliriz. Yani ne olacak burada? Aynı yarasalar gibi düşünün. Sinyalleri gönderiyoruz. Bir de sinyallerin dönüşünü almamız gerekiyor. O yüzden birisi giriş, birisi çıkış. Normal 4 bacaklılarda eco ve trik pin olduğu zaman bu şekilde yapabiliyoruz. Ancak biz ne yapacağız? Tek bacak olduğuna göre biz hem sinyali göndereceğiz aynı bacaktan, aynı bacaktan da sinyali alacağız. Yani 7 numaralı pinden hem sinyal göndereceğiz, yani elektrik vereceğiz. Buradan sensöre gidip sinyal göndereceğiz. Daha sonra da bu kısmı çıkış olarak almıştık ya. Bu sefer tam tersi input olarak alıp bu sefer aynı yerden tekrar giriş alacağız. Tek bacak olduğu için o şekilde kodlama yapmamız gerekiyor. Loop fonksiyonunda bunu daha iyi anlayacağız. Öncelikle pin mode trik pinimizi çıkış olarak ayarladık. Yani normalde eğer siz eco pinde varsa şu kısmı ve şu kısmı yazmıyorsunuz. Gerek yok. Zaten yukarıda giriş ve çıkış olarak alacağınız için burada tanımlamanıza gerek kalmıyor bunlar. Sadece eğer eco pininiz varsa şurayı eco pin ismi diye değiştirirseniz daha iyi olur. Çünkü sürenin hesaplanmasında sensörden bilginin karta girmesi lazım. O yüzden şurayı eco pin yaparsanız ölçüm yine aynı şekilde alacaktır. Buna dikkat edelim. O halde ben ne yaptım? Tek bacağım olduğu için öncelikle sinyal göndermem lazım. Ne yaptım? 7 numaralı pini önce çıkış olarak aldım. Daha sonra çıkış olarak aldıktan sonra kapalı olarak kalmasını istedim. Yani trik pin şu an kapalı. 2 mikrosaniye bekliyor. Daha sonra ise trik pinimi çıkış olarak aldık. Yani yaktım. Daha sonra 10 mikrosaniye bekledim. Kapattım. Buraya dikkat edelim. Daha sonra da bakın burada sinyal gönderdim. Gönderdim, kapattım. Bir kez sinyal gönderdim. Yaklaşık 10 mikrosaniye sinyali gönderdim. Ve daha sonra kapattım. Kapattıktan sonra benim ne yapmam lazım? Sinyali gönderdim.
gönderilen sinyali okumam gerekiyor. O yüzden de ne yaptım? Aynı bacağı bu sefer input olarak ayarladım. Yani giriş olarak ayarladım. Giriş olarak ayarladıktan sonra da şuradaki kodu kullandım. Sizlerden eğer gerçekten çalışmaya başlarsanız kartınızla echo ve trig varsa burada o şekilde almanıza gerek yok. Zaten birisi giriş birisi çıkış olacağı için zaten şuraya echo yazacağınız için hiçbir sıkıntı kalmıyor. Sinyaller gönderiliyor. Daha sonra da otomatik olarak zaten alınıyor. Her şey belli. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi burada trig pini yaktık. Yani normalde kapalıydı. Şimdi giriş olarak aldım. Hemen ne yaptım? Açtım. Trig pini açtım. Giriş olarak alması için. Hemen açtım. Açtıktan sonra da burada ne yaptım? Pulse in diye bir tane bakın fonksiyonumuz var. Buna dikkat edelim. Yani pulse in şurada da açıklamasını da yapmıştım. Buraya yazdım. Böylelikle sizler de bakarak yazabilirsiniz hem. Yani burada değerimiz kapalıydı. İşte veya yazıyı okuyalım önce. İşte diyor ki height ise bu değer low olana kadar bekler. Ve darbenin mikrosaniye cinsinden uzunluğunu verir. Bizim normalde neydi? Açıp kapattık, değil mi? Açıp kapattık. Oradaki işte süreyi ne yaptı? Orada açıp kapattıktan sonra oluşan darbenin süresini hesapladı. Ve bu şekilde de biz ne yaptık? Buradaki süre üzerine değişken üzerine de ifadeyi aktarmış olduk. Süre ismine. Süreyi de burada INT almıştım zaten. Ona dikkat edelim. Yani buradaki formül çok önemli. İşte biz ne yaptık? Gönderdik. Gönderdikten sonra gelen sinyalleri bu kodla ne yapmış olduk? Süresini hesaplamış olduk. Pulse in komutu o yüzden bize ne yapıyor? Sinyallerin darbeyi ölçümünü veriyor. Daha sonra süreyi aktardıktan sonra burada bir formül daha var. Süreyi önce ikiye bölüyoruz. Bakın matematikte işlem önceliği vardı. İşlem önceliğinde parantez içindeki işlemler önce yapılır. Sonra çarpma ve bölme, daha sonra toplama ve çıkartmaydı. O yüzden bu kodlamalarda buna dikkat edelim. Süreyi önce ikiye böldük. Böldükten sonra bulduğumuz değeri de 29'a böldük. Ve böylelikle santimetre cinsinden ölçmüş olduk. Tabii ki burada farklı hesaplamalar da var. Ben şu an 29 yazdığım için doğruladı. Neye göre doğruladı? Bu sitedeki programa göre doğruladı. Yani bunun ölçtüğü değeri ben o şekilde 29 yaparak sağladım. Ama normalde baktığımız zaman sitelerde 29,1 alın diyen var. 29,5 alan diyen var. Tam ölçüm değeri. Gerçekte yaptığımız zaman genelde 29,1 alıyorlar. Bunu 29,1 yazarak da santimetre cinsinden de ölçebiliriz. Bunun tabii kendine göre bir hesaplaması var. Farklı şekilde santimetreye çevrilen formüller var. Ben o formülleri tabii ki ne yapmayacağım? Kullanmayacağım. Gerek yok. İşte 58'e bölen var direkt süreyi. O şekilde hesaplayan var. Yani bu formülü değiştirenler var. Ama işte 29,1 aldığımız zaman durum değişiyor. Virgülden sonrası da devreye giriyor. Fakat burada virgülden sonrasını almıyoruz. Virgüllü olarak kullanmıyoruz genelde. Sizler de kendiniz o şekilde araştırıp hesabını yapabilirsiniz. Daha sonra da baktığımız zaman serial print'in santimetreyi ne yaptırıyoruz? Şuradaki sonucu yazdırıyoruz. Yanına da santimetre yazmasını istiyoruz. Her 100 milisaniyede bir hesaplamasını istiyoruz. İnşallah kodlar anlaşılmıştır. Şimdi çalışmamıza geçelim. Evet, şu an 55 santimetre ölçüyor. Tabii ki tıkladığımız zaman sensörün üzerine daha rahat göreceksiniz. Bakın burada gerçekten de bir ölçümü veriyor aslında. 55,2, 55 nokta tam bir ölçümü verdi. 123,5, 123, 164. Tam bazen 5'e doğru gidiyor, bazen 4'e gidiyor. Yani hata payı olabiliyor tabii ki. Gerçekte de bu sensörlerin bazı hata payları var. Zaten araştırdığınız zaman da göreceksiniz. Çok az hatalar yapabiliyor. O yüzden buradaki 29 değerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok ufak hatalar yapabiliyor. 29 yazdığım için benim tam bir fazla bir hata çıkmadı. Gördüğünüz gibi 176 177 arasında gidip geliyor. Çok fazla bir fark yok gibi görünüyor. Evet, burada yanında da inç hesabı yapıyor. Ama ben onu tabii ki burada yaptırmadım. Biz santimetrik olarak kullandığımız için santimetre olarak yazdırmak istedim.
Onun da kendi hesabına göre yaptırabilirsiniz. Evet, bundan sonraki çalışmalarımızda mesafe sensöründe bu kodu kullanacağız. Bu kod işte şu kısımdaki kod. Bakın şuradaki kod. Şurası bize neyi verecek? Mesafe sensöründeki santimetreyi ölçmeyi verecek. Bu kod o yüzden önemli. Ben çalışmalarımda bu kodu kullanacağım. İnşallah bu kod anlaşılmıştır. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.